Xo'p, ikkinchi savol. Nasim Jo'rayev. Dunyo urushi boshlanadi deb yozibsiz. Nahotki urush boshlansa. Darvoqe, Facebook'ta dunyo urushi boshlanadi deb yozganim yo'q. Balki dunyo navbatdagi jahon urushi ostonasida dedim. Haqiqatdan ham mana birinchi jahon urushi tugagandan keyin dunyo juda qisqa vaqtda yana jahon urushi ostonasiga kelganda. İkinci jahon urushi tugagandan buyon ham shu paytgacha ham doim ikkinchi jahon urushi ostonasida, uchinchi jahon urushi ostonasida turibmiz. Chunki qayerda mana ko'ryapsiz, jang bo'lsa, urush bo'lsa, albatta juda ko'p mamlakatlar qo'shilyapti o'sha yerga. Turli tuman sabablar bilan qo'shilyapti. Shu Afg'onistonni o'zidagi necha yillik voqeani o'zini ham uchinchi jahon urushi deyish mumkin edi. Bu yerda ham ishtirok etmagan mamlakatni o'zi qolmadi. Yoki Iroqda ham xuddi shunday bo'ldi, Suriyada ham xuddi shunday bo'ldi. Dunyoning hamma mamlakatlari qatnashdi, faqat endi uni jahon urushi deb aytilmayapti, ammo lekin dunyo hamma vaqt jahon urushi ostonasida turibdi. Endi hozir bu endi juda ham kulminatsiyaga chiqdi. Bu nafaqat Rossiya-Ukraina munosabatlari. Bu bevosita masalan Xitoy-Amerika munosabatlari ham bor. Chunki o'sha Tayvan bilan bog'liq masalalar yoki deylik boshqa mintaqalarda ham mana shunday juda nozik masalalar juda ko'p. Bu narsalar istagan paytda jahon urushiga aylanib ketishi mumkin. Endi to'g'ri, masalan, ko'p odamlar aytishadiki, jahon urushlarining asosiy sababchisi Amerika deydi. Endi bu dunyoda targ'ibotni kuchi, o'sha masalan qaysi mamlakatning targ'ibot ostida yashayotgan bo'lsangiz, ana o'shani aytgan gapini takrorlaysiz. Lekin qarang endi, masalan, ikkinchi jahon urushida Amerikani ayblaymiz. Xirosimaga, Yaponiyaning ikki shahriga, Nagasakiga va Xirosimaga atom bombasini tashladi deb. Agar voqealar rivojini sal orqaga borib kuzatsangiz, Amerika aslida jahon urushiga kirmoqchi bo'lmagan. Chunki juda ham depressiya holatida bo'lgan mamlakat, depressiyadan endi chiqqan, endi o'zini o'nglab olyapti. Chunki mana shu 30-yinchi yillarda juda og'ir bo'lgan. Butun odamlar o'zlarini tillalari, boyliklari hammasini berib mamlakatni ozgina oyoqqa qo'yganlar. Shunday paytda urushga kirish juda qiyin bo'lgan. Ammo lekin Birinchi jahon urushining asosiy sababchisi Yaponiya deyish mumkin. To'g'ri, Germaniya urushni boshladi, lekin Germaniya baribir urushi jahon urushi miqyosiga aylanmasligi mumkin edi. Agarki Yaponiya Amerikaga hujum qilmagan. 41 yil, 41 yil 7 dekabrda Amerika umuman kutmagan hech nimani e'tiborga ham bu masalalarda nima qilmagan. Lekin Yaponiya Gitler va Mussolini bilan shartnoma tuzgan urushdan oldin. Ya'ni Italiya va Germaniya bilan birlashib olgan. Shu 1941 yil 7 dekabrda Amerikaning Hawaii orollarida, ya'ni Gavayi deymiz biz, mana shu Hawaii orolida butun Amerika eng katta floti o'sha yerda joylashgan. Kemalari, butun urushga qobiliyatli yoki tinchlik uchun xizmat qiladigan. Men borganman, Hawaii'ga borganmiz, o'sha joyga borib shu kemalarni ham ko'rganmiz. O'sha yerda Yaponiyani taslim bo'lgan va imzo chekkan hujjatlari ham kemani ichida turibdi, qaysi kemada imzo chekishgan bo'lishsa. Va tarixlari ham o'sha yerda bor, bu haqda ilgari gapirganmiz. Lekin o'sha 7 dekabrda yarim tun Tinch okeanida haligi ko'rinmaydigan bir holat, chunki tundan tongga og'a boshlagan paytda atrofni tuman qoplaydi. Biz o'sha yerda bo'lganimizda ham buni kuzatdik. Shu sahar tursangiz hamma yoq tuman, hech narsa ko'rinmaydi. Mana shunday holatda
Yaponiyanın nihayetle köp uçuşçuları birdenige gelip Hawaii'ni bombardıman kılışadı. Ama okulabetken payt. Bu şehirde Amerika'nın 2400'den ziyat askeri okulagen joyda paramparça bulup gitadı. Bir kança alege flot kemaları başkası amması yakson kılınıp su bilen bir boladı. Yani çöküp gitadı, başka boladı. Bizde bir dahşatlı halat. Ben şundan ki Amerika halkı gazzabge kere. Gerçi Amerika için doğruşu kırmayayım diyeyim. Şimdi bugünden ki mecbur burada. Ana şundan ki cihan uğruşu eylenge. Şunun için mesela hazırım Karasengiz Amerika'na eblegende ayçiçeli ki asasen şunlar sababçı cihan uğruşu eylenip geçişi gelip. Ve beni eblegede ki bu Amerika parası. Amerika parası mı? Bir de sen para var. Karışımız gerek de indi. Mesela 2001 yıl vakiyelerini hem kim başladı deseniz Amerika özü başladı, özü uyuşturdu dedi der. Yok, not doğru. Onun için 20 yıl Amerika'da yaşayın bilez Amerika özü uyuşturmasını. Uyuştura olmasını. Bir de umuman mümkün olmaz bir narsanı yaşırış der ve ortaya çıkışını kurup olasın. Mali yap Amerika'da demez. Lakin hazır. Mesela Amerika hareket kılıyordu. İşte Cihan Uruşu boşlanıp gitmesin deyip. Sebabı Rusya Ukrayna'ya kırsa Avrupa ve Amerika'nın olgan mecburiyeti var. Bacarış gerek. 94. yılda Ukrayna'nın şu atom bombasını bu kelleklerini dünyaya alıp tapşırış meselesi koyuyor. Yani bu eser yıkılgandan keyin bunlar sayın koyular tinchlik bo'lsin. Sizler ham bir atom bilan qurollangan davlatga aylanmanglar degan ma'noda bahslar bo'lgandan keyin Ukraina shart bilan bunu topshirgan o'zini o'sha yadro zaxiralarini. Ya'ni aytganki, agar bizga hujum bo'ladigan bo'lsa, bu hujumni sizlar qaytarasizlar bizni tinchligimizga. Sizlar shu yerda garantiya, ya'ni kafolat degan hujjatni olgan, shu hujjat bor. Ana shu hujjat tufayli endi bularni majburiyati Yevropani ham, Amerikani ham majburiyati agar Ukrainaga kirsa, bular turli tuman yo'llar bilan bo'lsa ham yoki bevosita yoki bilvosita buni himoya qilishlari kerak. Shuning uchun ham men aytaman, jahon urushi ostonasida albatta Putin shundan endi foydalanishga harakat qilyapti. Askarlarni olib borib qo'yadi, bularga bosim qiladi, ana ertaga boshlanadi, indinga boshlanadi deb. Endi to'g'ri hech kim boshlanishini istamaydi. Lekin bir uchqun sabab bo'lib ketishi mumkin-da, bir narsa sabab bo'lib ketishi mumkin. Qandaydir bir terroristlarning hujumi sabab bo'lib ketishi mumkin, xuddi 2001 yildagi voqeadagidek. Yoki boshqa narsalar sabab bo'lishi mumkin va bu urush boshlanib ketishi mumkin. Endi hozir mana nima bilan bugun Biden bilan Putin bu masalani mana gaplashyapti. Endi albatta ikki tomonimcha o'zini pozitsiyasida mahkam, lekin shunga qaramasdan uchrashuvga Biden Rossiyaga sanksiyalar bilan kirdi. Ya'ni bu degani uchrashuvdan bir necha soat oldin Rossiyaga sanksiya qo'yish haqida hujjatga imzo chekdi. Ya'ni Putinning atrofidagi bir necha shaxsga yana sanksiya qo'yish. Ya'ni bu bilan demoqchiki, ya'ni biz sendan qo'rqmaymiz degan ma'nodagi bir nima edi. Bunga nisbatan nima ham ayni paytda Rossiya ham o'zini narsalarni oldinga suradi. Xuddiki kecha Xitoy Olimpiadasini boykot qilishdi. Ya'ni diplomatik boykot deydi. Amerika boykot qildi. Ya'ni bu Amerikaning diplomatlari qatnashmaydi. Prezidentdan tortib to haligi boshqa rahbarlargacha yoki elchilargacha hech kim qatnashmaydi degani. Sportchilar qatnashadi. Mana shunga o'xshagan dunyoda vaziyat har doim
Üçüncü cahan uruşu hastanesinde duradı. Ama lakin kimlerdir? Kimlerdir bunu? Hareket kıladılar, saklap kaladılar. Kudu işte, bir paytlar Kennedy bilen Khrushchev paytı da gidik. İki zaman şunu de dereceye yetip oryan ki, atom bombası bilen kurallangan uçuşlar kökke kütarılıp, şu yakın, yakın koyan paytta gelesip, kelişken diyen gap bor, lekin mana endi hozir o'rtaga chiqyapti, o'shanda Kennedy orqaga qadam tashlagan ekan. Bu matbuotga berilmagan ekan, va Kennedy Xrushchevga nisbatan orqaga qadam tashlagan. Balki kim biladi, shuning uchun Kennedyning keyinchalik o'limi muqarrar bo'lib qoldi, uni otishdi. Endi xudo biladi uni qanday bo'lgan. Xullas demoqchiman, bugun ham yaxshi odamlar ko'p orqaga qadam tashlashi mumkin bo'lgan odamlar, rahbarlar bor. Shuning uchun ham har holda bugun ham jahon urushini oldini oladilar. Shuning uchun ham men yozgandimki, dunyo navbatdagi jahon urushi ostonasida Nobel mukofoti o'z qahramonini kutmoqda.